İnsan olmak. İnsanlar arasında din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hoşgörüyle yaklaşmak. Bilindiği üzere dünyanın dört bir tarafında insan hakları ihlalleri yapılıyor. Peki, insan hakları ne zaman ortaya çıktı? İşte bugün sizlerle bundan bahsedeceğiz. Bu videomuzda sizlere iki isimden bahsedeceğiz. Bu iki ismin ortak yönleri Amerika'da yaşamış siyahilerden olmaları. Yani Afro-Amerikalılar diye bilinen topluluğun önemli iki isminden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Rosa Parks. İnsan haklarının First Lady'si olarak bilinen Rosa Parks. Aslında sıradan bir insandı. Onun için son derece sıradan bir günde büyük bir direnişin lideri haline geldi. 1950'lerin Amerika'sında ırk ayrımının göze çarptığı çok sert yasalar vardı. Siyahilerle beyazların hakları oldukça farklıydı. Rosa Parks belki de bu kanunlara karşı gelen ilk isim değildi. Ancak büyük bir direnişi başlatan bir isimdi. Rosa Parks için o gün çok sıradan bir gündü. İşinden çıkmış, Montgomery şehir otobüsünü bekliyor, evine gitmekteydi. Otobüse bindi. Otobüste siyahiler için ayrılmış olan arka taraftaki boş koltuğa oturdu. Ancak her bir beyaz geldiğinde yer kalmadığı zaman siyahilerin kalkıp onlara yer vermesi gerekiyordu. Bir beyaz geldi, bir siyahi kalktı yerini verdi. Bir başka beyaz geldi, bir başka siyahi kalktı yine yerini verdi. Bir beyaz daha geldi ancak Rosa Parks yerini vermedi. Bunun üzerine Rosa Parks yaka paça tutuklandı. Kendisini itip kakan polise ne yapıyorsunuz, neden beni itip kakıyorsunuz diye sorduğunda aldığı cevap bilmiyorum ama kanun kanundur oldu. İşte Amerika'da aslında hiç kimsenin anlam veremediği oldukça sert ırk ve cinsiyet ayrımcılığına dayalı kanunlar vardı. Bunlardan bir tanesi de otobüslerde farklı yerlerde oturmalarıydı. Rosa Parks tutuklandığı aynı akşam kefaletle serbest bırakılmış olsa da bu ülke çapında büyük bir direnişe yol açtı. Tam 381 gün sürecek olan bu direnişte siyahiler otobüslere binmekten vazgeçtiler. Kimileri gidecekleri yere taksilerle gittiler, kimileri ise yürüyerek. Tam 32 kilometre her gün yol yürüyen siyahiler vardı. Başında Martin Luther King'in olduğu Siyahi İnsanları Koruma Birliği diye çevirebileceğimiz bir dernek vardı. Ve bu dernek de bu eyleme, bu boykota destek verdi. İşte bu eylem gitgide büyüdü ve daha sonra Amerika'daki otobüs şirketleri oldukça zarar ettiler. Ve Amerika'da şehir kanunları bir bir değişmeye başladı. Anladılar ki bu eylem kesinlikle kanunlardaki ırk ve cinsiyet ayrımının bitmesini istiyordu ve bu ayrım bitene kadar da devam edecekti. Daha fazla direnemedi Amerika'daki kent yönetimleri ve bir bir bu ayrımları kaldıran yasalar imzalamak, yasalar çıkartmak zorunda kaldılar. Böylece gerçekten Rosa Parks'ın başlattığı bu direniş evrensel insan hakları açısından son derece önemliydi. 20 Aralık 1956'da sona eren Rosa Parks direnişi, diğer direnişlerden ayıran en önemli özellik şiddet içermeyen bir direniş olması. İşte belki bu yönüyle de çok etkili oldu ve başarıya ulaştı. Bugün sizlere bahsedeceğimiz ikinci isim Maya Angelou. Angelou acımasız ve huzursuz bir çocukluk geçirdi. Annesinin erkek arkadaşı tarafından tacize uğradı ve bunu erkek kardeşiyle paylaştığı zaman tacizcisi tutuklandı. Ancak sadece bir gün hapis yattı. Dışarı çıktıktan sonra bu tacizci öldürüldü. Onun öldürülmesi üzerine Maya Angelou bir sessizliğe büründü. Tam 5 yıl sürdü bu sessizliği. Maya Angelou'nun sessizliğini bozan kişi ise edebiyat öğretmeniydi. Edebiyat öğretmeni Bertha Flowers onu edebiyatla tanıştırdı. Diyebiliriz ki Maya için edebiyat aşkı onu tekrar hayata bağladı. Henüz 17 yaşındayken anne olan Maya birçok kariyer denedi. 1960'ların başında Malcolm X ile tanışarak Afro-Amerikalılar Birliği'ne üye oldu ve onlar için çalışmaya başladı. Ancak Malcolm X'in bir suikaste kurban gitmesiyle birlikte tekrar içine kapandı. Ardından Martin Luther King ile tanıştı ve onunla çalışmaya devam etti. Ama onun da sonu farklı olmadı. O da bir suikaste kurban gidince Maya Angelou kendisi ve tüm siyahiler için hayatın bir ızdıraba dönüştüğünü düşündü. Ve kaleme sarılan Maya, 1969 yılında Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim isimli aslında 7 ciltlik olacak olan otobiyografisinin ilk cildini yayınladı.
doğumundan 17 yaşına kadar olan dönemi içeren bu ilk cilt o kadar yankı uyandırdı ki bugün dahi insanlar bu esere bakarak Amerika'da yaşayan siyahi bir genç kızın neler yaşadığına tanık olabilirler. Bu nedenledir ki Angelo'nun öyküsü sadece Amerika'da değil dünya çapında yankı uyandırdı. Bugün Angelo'yu değerli kılan onun yaşadıklarından korkup kendini bir köşeye atması değil, cesurca yüksek sesle yaşadıklarını bağırmasıydı. Bu sayede kendisi gibi kötü olaylar yaşayan insanlara örnek oldu. Maya hiç üniversiteye gidemese de 50'ye yakın üniversiteden çeşitli onursal dereceler aldı. Maya'nın 2014'teki ölüm haberi sadece Amerika'da değil tüm dünyada üzüntüyle karşılandı. Bugün Maya eserleri hala okunan Amerikalılar arasında önde geliyor. Evet, bugün sizlerle iki ismin öyküsünü paylaştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.